Değerli izleyenlerim, bugünkü programımızda Peygamberimizin her hali bizim için bağlayıcı bir hüküm getirir mi? Bu soruya cevap bulmaya çalışacağız. Peygamberler örnek olarak gönderilmişlerdir, rehber insanlardır ve Peygamber Efendimiz en son peygamber ve en büyük peygamberdir ve bütün insanlığa rehber olarak gönderilmiştir. Acaba Peygamberimizin her hali bizim için bir hüküm getirir mi? Her hali bizim için bağlayıcı mıdır? Bu pek çok insanın merak ettiği bir konu. Ben bununla alakalı bazı değerlendirmelerde bulunmak istiyorum. Peygamberimize iki cihetle bakmak gerekiyor. Bir, Allah'ın kulu olması noktası. İki, Allah'ın elçisi olması noktası. Allah'ın elçisi olması noktasında Allah'tan bize ne getirmişse bağlayıcıdır. Mesela Kur'an-ı Kerim namazı emrediyor. Akimussalâh. Namazı kılın. Ama namaz nasıl kılınacak Kur'an'da ayrıntılı bir şekilde yok. Peygamberimiz hayatıyla bunu gösteriyor ve buyuruyor ki Sallu kemâ raeytumûni usallî. Beni nasıl namaz kılıyor görüyorsanız siz de o şekilde namaz kılınız. Bu konudaki hüküm bağlayıcıdır. Yani bir insan ben peygambere göre namaz kılmayacağım, keyfime göre namaz kılacağım deme hakkına sahip değildir. Yine peygamberimiz Huzu anni menasikakum buyuruyor. Yani hac ile ilgili uygulanacak şeyleri benden alın. Ben size gösteriyorum diyor. Bu konuda bir insan yok ben kendi keyfime göre, kendi kafama göre hac ederim deme hakkına sahip değil. Dolayısıyla dini konularda, din, ibadet bu gibi konularda Peygamberimiz bize neyi getirmişse bunlar bağlayıcıdır ve bunlar bizim de yapmamız gereken şeylerdir. Bu noktada Kur'an-ı Kerim'de şu hükmü de görmekteyiz. Ve ma ataakumur rasulu fehuzuhu ve ma nehaakum anhu fentehu. Peygamber size neyi getirmişse alın, neden sizi yasaklamışsa ondan kaçının. Bu genel bir hükümdür. Dolayısıyla Peygamberimizden gelenler bu şekilde alınacak ve uygulanacaktır. Bununla beraber bazı özel durumlar var. O durumlarda Peygamberimizin her hali bizi bağlayıcı olmayabilir. Ne gibi? Mesela Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke'den Medine'ye hicret ettiğinde bakıyor ki insanlar hurmaları aşılıyorlar. Zannederim yapmasanız daha iyi olur diyor. Ama diğer yıl hurmalarda verim düşüyor. Bunun üzerine Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ben size böyle demiştim ama yapabilirsiniz diyor. Ben diyor dini konularda size ne getirmişsem, Rabbimden size ne getirmişsem bunları alın. Ama bu gibi meselelerde entum alemu bi umuri dünyakum, siz dünyanızın meselelerini benden daha iyi bilirsiniz diyor. Ve Peygamberimiz burada dini olanla doğrudan dinden gelenle beşeri tecrübeyi birbirinden ayırt ediyor. Yani din bize hurma nasıl daha verimli hale getirilir. İşte nasıl daha verimli netice elde edilir? Bunu öğretmek için bize gelmemiş. Dinin bizden istemiş oldukları haram, helal, Allah'ın razı olacağı şeyler, bu gibi ölçüler. Ama dünyevi meselelerde, bu gibi konularda Allah-u Teala beşeri tecrübeye de, insanların beşeri bilgisine, yılların birikimine hürmet ediyor tabiri caizse. Bunları insanlar kendi tecrübeleriyle de bulabilirler ve kendi tecrübeleriyle daha ileriye doğru gidebilirler. Belki istidradi bir mesele olacak. Bu vesileyle şunu da ifade etmiş olayım. Mesela her şey Kur'an'da var mı? Bu zaman zaman konuşulur. Evet her şey Kur'an'da vardır ama her şey Kur'an-ı Kerim'de ayrıntılı bir şekilde yoktur. Kur'an-ı Kerim'de ana hatlarıyla vardır ve böyle özet olarak vardır ama ayrıntılarıyla yoktur. Kur'an-ı Kerim bir tarih kitabı, bir coğrafya kitabı değildir. Kur'an-ı Kerim böyle falan sanatta daha ileri gitmek için ne yapmak gerekir? Bunun pratiklerini ortaya koyan bir kitap değildir. Ama Kur'an-ı Kerim Allah'ı bize anlatır. Bizim görevlerimizi bize anlatır. Haramı helali anlatır. Ahireti anlatır. Bu gibi konularda bize ayrıntılı bir şekilde bilgi verir. Diğer konularda da genel hükümler ortaya koyar. Dolayısıyla mesela günümüzde trafik işaretleri, trafik ciddi bir problemdir. Artık nüfuslar kalabalıklaşmış, insanlar arabalarla seyahat ediyor ve
Trafik işaretleri konulmuş, trafik kuralları var. Bunlar doğrudan peygamberin koyduğu kurallar değil ama bunlara uyuyoruz. Dolayısıyla her şeyin, her meselenin ayrıntılarıyla ayette, hadiste yer alması gerekmiyor. Bazı şeyler insanlara bırakılmıştır ve insanlar kendi beşeri birikimleriyle, tecrübeleriyle bu şekilde günlük hayatlarını daha iyi tanzim edebilmek için bir takım gelişmeler gösterebilirler. İşte Peygamberimizin hurmaların aşılanması meselesindeki ifadesi bu açıdan son derece manidardır. Entüm âlemu bi umuri dünyakum, siz dünyanızın işlerini benden daha iyi bilirsiniz. Bu meselenin bir yönü. Mesela bir başka yönü yeme içme noktasında. Acaba yeme içme noktasında Peygamberimizin her hali bizim için bağlayıcı mıdır? Mesela Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam az yiyor ve az içiyor. Hatta sahabelerine de diyor ki siz bana bakmayın diyor. Siz benim kadar yerseniz doymayabilirsiniz. Rabbim beni yediriyor, içiriyor diyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam en nurani bir halet-i ruhiye içinde yaşamış. Böyle olunca herhalde maddi gıda ihtiyacı azalıyor. Ama bir başkası diyelim tarlasında çalışıyor. Bedenen yoruluyor. Onun Peygamberimizin yediği ölçülerde yemek yemesi hayatını devam ettirmesine yeterli olmayabilir. Dolayısıyla bu noktada Peygamberimiz ayrımı zaten yapıyor. Siz bana bakmayın, siz diyor kendinize göre yiyin, için. Ve mesela Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam yerde yemiş. O zaman çatal kaşık gibi şeyler yok. Ona göre yemiş. Acaba günümüzde çatal kaşıkla yediğimizde peygambere muhalefet etmiş olur muyuz? Hayır, etmiş olmayız. Mesele burada peygamberimiz helalinden yemiş. Bizim de helalinden yememizdir. Peygamberimiz önünden yemiş, önümüzden yememizdir. Başkasına ikram etmeyi sevmiş, bizim de başkasıyla paylaşmaya çalışmamızdır. Ama %100 tıpatıp aynı olması bunlar gerekmeyebiliyor. Ve sahabeler peygamberimizin Abduhu ve Resuluhu, Allah'ın kulu ve elçisi, iki ayrı şahsiyetini ayırabiliyorlar ve